Sayın kurucu müdürüm, genel müdürüm, yöneticilerim, öğretmen arkadaşlarım ve şu anda burada olamayan fen bilimleri çalışanları. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 25 yıldır zaman zaman dershane çalışanlarının karşısına çıkarım ama en heyecanlısı sanırım bugün olacak. Bugün burada neler söylemeliyim diye epeyce düşündüm. Size hayatımın hesap özetini sunmaya karar verdim. Bundan da onur duydum. Bu hesabı böyle bir seçkin topluluk karşısında vermeyip de nerede verecektim? Sevgili dostlar, orta öğretimden de, yüksek öğretimden de zorunlu hizmet borcum olmasına karşın 12 Eylül sürecinde hem atamam yapılmadı hem de üstelik mecbur hizmet parasını faiziyle birlikte benden istediler. Neredeyse sokakta ve neredeyse aç sefil dolaşırken 1987 Haziran'ında tam da bugünlerde MEF dershanelerinin kurucu genel müdürü Sayın İbrahim Arkan ne cesaretle olduğunu hala bilmiyorum. Beni dershanesine aldı. Böylece dershane serüveni başladı. 19 yıl MEF dershanelerinde, 6 yılda fen bilimleri dershanelerinde. İlkokul öğretmenliğine 42 yıl önce başlamışım. Yaklaşık 20 yılı bölüm başkanlığı olmak üzere 25 yıl kadar değil, tam 25 yılda dershane öğretmenliği yaptım. Bugünlerde de oluyor. Toplam öğretmenliğim böylece yaklaşık 30 yıl. Bu arada 7 yıl arayla ilkini çoğunuzun bildiği, ikincisini ise hemen hepinizin bildiği iki de hastane sabıka kaydım oldu. O halde belirlenmiş mesaiye dayanan çalışma hayatında perdeyi kapamanın zamanı geldiğini düşündüm. 2012'nin başlarında kurucu genel müdürümüz, benim 100 yıllık sevgili dostum, 100 yıl abartı sayılmasın, kendisiyle 20. yüzyıldan beri tanışıyoruz çünkü, Nazmi Arkan'a bu düşüncemi ilettim. Sağ olsun kendisi de dileğimi ilgili yerlere iletti. Mayıs başında Türkçe Edebiyat bölümüyle vedalaştım. Bugün de bu amaçla karşınızda bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, biraz önce MEF Dershanesi'nin sahibi Sayın Arkan beni ne cesaretle işe aldı hala bilmiyorum dedim. Bu bir espri değil. Çünkü birincisi ben orta öğrenim kurumlarında hiç öğretmenlik yapmamıştım. İkincisi bir eğitim öğretim kurumunun kapısından son 8 yılda adımımı atmamıştım aldığı zaman. Ve üçüncüsü, belki de daha da önemlisi bu. Ben özel okullara, özel üniversitelere, bu arada da tabii ki özel dershanelere şiddetle karşı çıkan birisiydim. Kısacası bu konuda zır cahildim. Onun için gerçekten de Sayın Arıkan'ın ki gerçekten de büyük bir cesaretti. Zaman ya da zorunluluk beni buraya sürüklemişti, bu ortama sürüklemişti. Öyleyse ne yapmalıydım? Bu diyardan gitmek değil, bu deveyi gütmek gerekiyordu. İçine girdim. Bugüne kadar da oradan çıkmadım. Her şeyi bir tarafa iterek, hiçbir şey bilmiyormuşum gibi kabul ederek, işimi yapmaya çalıştım. İşimi yaptıkça sevdim. Sevdikçe de daha iyisini yapmaya çalıştım. Zaten sevmediğimiz bir işi yapamayız ki. Bunu her zaman bir ilke edindim. Derken 25 yıl. Çok yoğun bir 25 yıl. İçine sanıyorum 50 yıl sıkıştırılmış bir 25 yıl geldi, geçti, gitti. Acaba unutabilir miyim? Ya da daha doğrusu unutmak ister miyim? Kesinlikle hayır. Çünkü iliklerime kadar işlemiş hepsi. Dostluk, vefa, yardımlaşma, dayanışma duygusunun doruklara çıktığı bir 25 yıl. Böyle bir iklim, böyle bir ortam kuşkusuz ki unutulamayacaktır. Sevgili dostlar, bugün burada benim mesaili dershane perdesi kapanıyor dedim. Ama tabii ki hayat her şeye rağmen devam ediyor. Hani demiş ya üstad, yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyet yaşayacaksın. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var.
duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine anlatılan Bektaş fıkrasına güleceğiz. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden, yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Yani nereden nasıl olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Ben de yaşamayı ciddiye aldım. Alıyorum, alacağım. Çünkü Mert Dershanelerinin izninizle adını almakta bir sakınca görmüyorum. Mert Dershanelerinin ve Fen Bilimleri Dershanelerinden çoğunuzun tanıdığı, kendilerini şu anda saygıyla ve sevgiyle aldığım matematik öğretmenlerimizden Nihat Özer, Ali Kıcıman, Cengiz Urkan, Mehmet Kabalcı, Ali Ceylan'a, fizik öğretmenlerimizden Hüseyin Bolat ve Yılmaz Canaran'a, kimya öğretmenimiz Kanat Karahmetoğlu'na, şube müdürlerimizden Nihat Uçar ve Vecdi Özsu'ya böyle söz verdim. Dostlar, az önce perde dedim durdum. Bazı arkadaşlarım bilir, benim biraz da tiyatro oyunculuğum vardır. Öğretmenliğim boyunca çok yararlandım bu tiyatro oyunculuğumda. Bence iyi bir öğretmen, iyi bir tiyatro oyuncusudur. Öyle olmak zorundadır. İzninizle tiyatro oyunculuğumun hikayesiyle bu perdeyi kapatmak istiyorum. Birkaç dakika daha. 1970 Eylül ayı. Torosların başında bir köyde çiçeği burnunda bir ilkokul öğretmeniyim. Bir gazete haberiyle İstanbul'a geldim. Konservatuvara giriş sınavları yapılıyor. Otobüsten indiğim bir de oradan doğruya, şimdiki bildiğiniz AKM'ye fırladım. Öyle oldu ki yüzümün yolculuk kirini bile yıkayamadan salona daldım. Baktım kız erkek 200 kadar daha aday. Boş bir yer kestirdim gözüme. Varıp oturmadan komşu iskemledeki kıza sordum. Oturabilir miyim? Karşılık vermeden önce kumral uzun saçlarını geriye attı. Zeytin yeşili gözleriyle şöyle bir süzdü. Bu da nereden çıktığı dudaklarıyla söylemese bile zeytin yeşili gözleriyle belli etti. Başını salladı. Sinema koltuğuna benzeyen iskemleye oturdum. İskemlede o kadar gıcırdak bir şey ki bütün salon dönüp bana baktı. Meğer sınav başlamış. Tayin önünde çoğunun tepesi şu andaki benim tepem gibi açık ya da en azından cavlak birileri oturuyor. Jüriymiş. Onların önünde sahnede aday dikiliyor. Adaya bir şeyler söylüyorlar. O da bir şeyler yapıyor. Bütün salon izliyor. Gördüklerim karşısında elbette ağzım açık kaldı. Bütün umutlarım uçup gitti. Alnımın terini sildim. Baktım mendilin orası kapkara. Zeytin gözlü kız görecek diye utandım. Görmüş. Fısıldadı. Yoldan mı geliyorsunuz? Evet, iyi ki yalnız oturdum dedim. Neden iyi? Sizin parfüm kokunuz benim ter kokusunu bastırır da dedim. Bakıştık. Zeytin yeşil dedik ya gözlere. Bir çift tabanca namlusuyla göz gözesin sanki. Kaldır ellerini teslimi o kadar. Nar çiçeği kadar taze, canlı, dolgun dudaklarının kıpırtısına bakacağım diye ne söylediğini anlayamadım. Ama alt dudağını ısır verdiğini gördüm. İçim gitti. Aman o dudak hiç ısırılır mı? Anlatacak neredeyse. Fısıldadı. Tiyatro bölümüne mi gireceksin? Hiç umudum yok ya bakalım dedim. Cevap vermedi. O bir çift yeşil zeytini sahneye dikti. Anladım. Beraberce izlemeye başladık. Jürinin karşısında dikilenler sınava çekiliyordu. Jüri başkanı olan profesör bir konu veriyor. İki konuyu söyleyeceğim sadece, uzatmayacağım. Diyor ki, evinizde ya da mahallenizde bir yangın çıktı. İlk kez siz gördünüz. Bunu nasıl haber verirsiniz? Ancak bir şart var. Hiç ses olmayacak. Mimiklerle, hareketlerle anlatacak. Aday sahnenin gerisine çıkıyor, yakayı bağır, açmış vaziyette fırlıyor, yandı, yanıyor falan. Bağırıyor derken tabii ses yok, bunu gösteriyor. İkincisine bir mektup okutuyorlar, bir başka konuda mektup okutuyorlar. Mektubun ikinci satırında diyor ki, babanız öldü. Ne yaparsınız? Yine ah vah demek yok.
hareketlerle göstereceksin bunu diyorlar. Bir oradan da kimisi işte saçını basını başını yolluyor, kimisi mektupları alkolayıp atıyor, kimisi gerçekten de işi ağlamaya kadar vardırıyor. Sandalye koşun olan kıza yarı sesle yandık dedim. Ne varmış yanacak? Ben dedim mimiyim, mininden bile anlamam. Anlaşılmayacak bir şey yok dedi. Bir rol oynamak için kendi kişiliğinden çıkacaksın, o kişiliğe gireceksin. Ama bir duyguyu, dileği, işi, olayı ne bileyim söz katmadan ellerinle, yüzünle, bakışlarınla anlatacaksın. İşte mimik denen şey bu. Bütün iş sıkılmamakta, ne duyuyorsan onu serbestçe diye lafa başladı. Bitirmesini beklemeden elimi serbestçe yan tarafta bulunan elinin üzerine koydum ve sordum. Sana mimiklerimle bir şey anlatabiliyor muyum? İlk kez bana baktı. yeşil, zeytin yeşili gözlerimi, nar çiçeği dudaklarından çıkan sözlerde ciğerimi deldi geçti. Evet dedi, anlatıyorsun. Peki neyi anlatıyorum dedim. Senin dağdan indiğini. O arada sıram geldi, bir kavga olmadan sahneye fırladım. Belli şeyleri sordular. Yapmaya çalıştım. Daha çok kendi bildiğim masallar okudum tabii ki. İndik. Ertesi gün sonuçlar asılmış. Bir duvara onu izlemeye gittik. Yanımda da bu zeytin yeşili yüz kız. Dedim ki benim hiç umudum yok. O gayet neşeli. Benim de yoktu ama hadi bak kazanmışım. Git bak. Dedim ki sen bakıversen. Gitti. Uçar gibi de geri döndü. Ve sonucu o zeytin yeşili gözleriyle, onlar çiçeği dudaklarıyla bacımdan, öz kardeşimden daha yakın ve daha içten bir mimikle anlatıverdi bana. Sevgili dostlar, bu hikaye burada bitmeliydi. 3-5 saniye daha. Son olarak şimdi size o 40 yıl kadar öncenin o zeytin yeşili gözlü kızını tanıtmama izin verin. Şükriye Altunya. Arkadaşlar, eşim ve ben ve burada olmayan tabii çocuklarım her şey için ama her şey için en içten teşekkürlerimizi, saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Her zaman sizinleydim, her zaman sizinle olmaya devam edeceğim. Bir dakika izin vereceğim. Şükriye hocam.